Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri, ben Ahmet Şahidov, kardeş Azerbaycan'dan selamlar. İki devlet, tek millet. Bu sadece söz değil, tüm dünyaya örnek olan gerçek bir kardeşlik. Şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizi asla unutmamalı ve her zaman hatırlamalıyız. Ve bugün Ulusal Kanal olarak 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nın bir başka kahraman şehidinden bahsetmek istiyorum. Şehit Cavad İbadov. Azerbaycan'ın güney bölgesi Masallı'da doğdu. Azerbaycan jandarma kuvvetlerinde görev yaptı ve savaşın ilk günlerinden itibaren düşmana karşı savaştı. Füzuli ve Hadrut bölgelerinde kahramancasına savaştı ve 16 Ekim'de Hadrut'ta şehadetine kavuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle şehit Cavad İbadov ölümünden sonra Vatan Uğrunda madalyası, Füzuli'nin Kurtuluşu madalyası, Cebrail'in Kurtuluşu madalyası, Hocavend'in Kurtuluşu madalyası ve Kelbecer'in Kurtuluşu madalyası ile ödüllendirildi. Dün şehidimizin annesi, Resmiye anne ile telefonda görüştüm ve benden bir ricası oldu. Oğlumun unutulmamasını istiyorum. Şehit evladımın kahramanlıklarını Ulusal Kanal'da öyle anlatın ki sesi tüm dünyaya yayılsın ve kahraman oğlumu kardeş Türkiye'de de herkes bilsin dedi. Resmi anne, buradan 84 milyonluk Türkiye'ye dileğinizi iletiyorum ve önünüzde saygıyla eğiliyorum. Vatanı çok isteyen uşağıydı. Deyirdi, yanına gideceğim, ermenilerin kökünü keseceğim. Kökünü de kesti, şükür olsun Allah'ın böyüğüne. Çok çetin idi, ne gece oldu, ne gündüz oldu. Elə dua eləyirdi ki, bütün hamamızın evlatları sağ-salamat gitsinler, gelsinler. Yani bizimkiler de onun için de. Allah Teala yani seçmiş bendelerin öz yanına apardı. İmamlarımız kimi şehit oldular. Hiç vaxtı şehitleri unutmayın. Hürmetle yanaşalım. Bugün Azerbaycan'ın güney bölgesinde Masallı'dayız ve 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda 50'den fazla şehit vermiş kahraman bir ilçedeyiz. Amacımız Masallı şehitlerini ziyaret etmek, aileleriyle bir araya gelmek ve şehitlerimizi tüm dünyaya tanıtmaktır. Ve Ulusal Kanal olarak bugün kahraman şehidimiz Cavad İbadov'un ailesini ziyaret ederek onun çocukluğunu, vatana ve toprağa olan bağlılığını konuştuk. Cavadgil'in evi misafirliydi. Biz geldiğimizde akrabaları ve mahalle sakinleri koşarak geliyordular şehit ailesini ziyaret etmeye. Şehidimizin ailesini teselli etmenin yanı sıra vatandaşlar şehidin ebeveynlerine teşekkür etmeye geliyordular. Biz de şehidin annesi, şehidin babası önünde eğiliyor, Allah'tan sabır diliyoruz ailesine. Cavad çocukluğundan beri el sanatlarıyla tanınan ve birçok hayali olan yetenekli bir gençti. Ama ana vatanın dar gününde evde oturamadı ve ön cepheye gitti. Yoldaşlardan İbad diye çağırdığı Cavad, jandarma kuvvetlerinde bir askeriydi. Çatışmalar başlayınca Murovdağ yönünde savaştı ve daha sonra özel kuvvetlerle birlikte Hadrut'a gönderildi. Bu yıl 10 Aralık'ta şehidimizin 25 yaşı olacaktı. Gençliğin en verimli döneminde şehadet mertebesine yükselen